Merhabalar sayın ve pek sevgili izleyicilerim. Yeraltı Edebiyatı serisinin bilmem kaçıncı videosuyla daha birlikteyiz. Pek de umurunuzdaymış gibi. Kişisel notlarıma ve kişisel söylemlerime kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Çünkü buna çok ihtiyacım var. Düşüncelerimi bir an önce bir yerde toplayıp videoya, kağıda aktarmaya senden çok benim ihtiyacım var. Çünkü düşünerek ve düşündüklerimi bir yere aktararak var olduğuma inanıyorum. Varoluşumun gerçek sebebinin bu olduğundan %100 eminim. Keşke ceketimi giymeseydim ya. Ama motosiklet hakkında konuşacağım için şu an motosikletçi gibi görünmek istedim video karşısında. Bu yüzden motorcu ceketimi giymek istedim. Kanalımıza abone olun. Videomuzu da beğenin. Neyse, birkaç gündür üzerinde bir sıkıntı vardı. Ne yapsam, ne etsem, nereye gitsem, nasıl gitsem diye düşünüp duruyordum. Sonra bir anda şuna karar verdim. Ben yola çıkmalıyım. Nereye olduğunu umursamadan, nasıl gideceğimi düşünmeden ve ne şekilde olacağını bilmeden kendimi yola atmam gerektiğini düşündüm. Bu yüzden hemen çantamı hazırlayıp bir iki kitap ve müzik çalarımı da koyup hemen yola koyuldum. Motorumu atlayıp daha önce gitmediğim bir yere gitmek istedim ve kendimi yollara vurdum. Özellikle akşam saatlerinde saat 5-6 sularında yolculuk yapmayı çok seviyorum. Çünkü güneşin henüz batmadığı ve yakıcı sıcağıyla sizi pek de kavurmadığı saatler arası. Ve aynı zamanda dönüş yolun havanın karardığı zamana denk geldiği için, yani güneş artık ortalarda olmadığı için aynı yolu farklı şekillerde gitmişim gibi hissediyorum. Yani iki farklı yol gibi. Bir yolu gündüz gitmekle gece gitmek arasında milyon tane fark var. Çünkü iki durumda da alacağınız hazlar birbirinden bambaşka ve efsane. Motosikletimle yolda ilerlerken tüm engebeleri, tüm tümseklere yavaş yavaş veya hızlı bir şekilde geçerken uzun zamandır hatırlamadığım bir duyguyu hatırladığımı fark ettim. Ve bunu en derinlerinde hissettim. Yolda olma duygusunu. Yolda olmak, yolun içinde olmak hissiyatını. Arabada bunu hissetmeniz pek mümkün değil. Arabayla yolculukları zaten pek sevmiyorum. Asıl yolculuk, asıl yolda olmak bana göre motosiklet dolanıdır. Çünkü motosikletin üzerindeyken başka hiçbir şey sizinle yol arasına girmiyor. Hatta bazı zamanlarda kaskımı bile çıkartıp rüzgarın direkt yüzüme çarpmasını istiyorum. Motosiklet sürerken hızımı kadrana bakarak değil, yani hız göstergesine bakarak değil, hızımı göğsüme çarpan rüzgarla ölçüyorum. Çünkü yoldayken diğer her şey önemini yitiriyor. Tüm manzaralar, tüm etrafınız biraz daha silikleşiyor. Ve silikleşip size en gerçek duygunun o an olduğunu hissettiriyor. Çünkü o an sadece siz varsınız. Gece ise dönüş yolunda yine bambaşka duygular içerisindeydim. Yolda ilerlerken yaklaşık 10 metre ilerimi göremiyordum. Çünkü karanlıktı, zifiri karanlık. Sadece far ışığımın aydınlattığı ölçüde. O da sadece ilk 10 metreyi aydınlatmaya yetiyordu. Uzunları kullanmayı pek sevmiyordum. Ama bir anlığına uzunları açınca yolun 50 metre ilerisini görüyor ve daha sonra tekrar uzunları kapatıyordum. Çünkü bilinmezlik benim daha da çok hoşuma gidiyordu. Bilinmezliğe olan yolculuk beni her zaman hayata daha çok bağlamıştı. Bazı şeylerin net olmasındansa silik olmasını tercih ederim. Silik olan şeyleri yanına giderek, içine girerek hissetmeyi tercih ederim. Çünkü bu sayede bazı şeyler daha da gerçekleşiyor. Çünkü bu sayede hayat benim için daha gerçek oluyor. Daha yaşanası ve daha acınası. Sonra fark ettim ki o an ölüme en yakın olduğum anlardan birisindeyim. 6 metre ilerimde olan bir çukuru ben ilk 5 metre içerisinde fark edebilirim. Ve o ilk 5 metrede saatte neredeyse 90 km hızla gittiğim için, yani çukurdan kaçmak için pek bir manevra şansım olmayacak. Bu yüzden o an ya ölebilirim ya da ölmeyebilirim. Yani hayatımı şansa bırakıyorum biraz da. Sadece ilk 5 metre içerisinde hayatımın kontrolü elimde. Sonraki 10 metre içerisinde ise hayatım tamamen çevresel faktörlere bağlı. Yolun durumuna, çukurlara ve önüme fırlayacak hayvanların o anki ruhani durumuna bağlı. O an bir köpek ya da bir domuz yola atlayıp kendini öldürmek isterse benden daha iyi bir fırsat karşısına çıkmayabilir. Çünkü kendisiyle birlikte başka bir hayatı da bu dünyadan götürecek. Arabada aynı şey geçerli değil ama motosiklet sürücüsüne yapacağı bir hamle hem onun hem de kendisi için büyük bir kurtarışın habercisi olabilir. Ve ne yazık ki yine olmadı. Ne yazık ki ben her 5 metrelik bilinmezlikleri olan yolculuğumu başarıyla tamamlayıp yine evime döndüm. Karanlık yollar yerine çok iyi aydınlatılmış yollara bıraktığı anda benim için de yolculuğun sonunun geldiğini anladım. Çünkü gerçek yolculuk bilinmez olana doğrudur. Az önce de bahsettiğim gibi bilinmezlik benim için bu hayatta keşfetmeyi en çok sevdiğim olaydır ve kendimi en iyi hissettiğim. Sonra şu da var. Asfalt çizgilerine bakıyorum. Asfalt çizgileri hızlı hızlı geçiyor. Hızlı hızlı ilerliyor yanımdan. Sanki düz bir çizgi gibi. Parçalı parçalı çizilerek günlerce, haftalarca yapılan o yollar ve o yollara çizilen çizgiler benim için basit bir çizgiden ibaret oluyor. Hatta daha yüksek süratlere çıktığımda artık zamanla bir bağımın olmadığını hissediyorum. Zamandan bağımsız olduğumu ve daha da özgür olduğumu, zamandan bile bağımsız olarak. Etrafımda kapalı bir kafes olmadan rüzgarı, güneşi ve tüm böcekleri vücudumda hissederek motosikletimle yaptığım
yaptığım yolculuk benim bu dünyada bir birey olduğumu daha iyi hissetmemi sağlıyor. Evet, biraz bölük pörçük, yarım yamalak ve biraz da saçma bir şekilde anlatmaya çalıştım ilk duygularımı, ilk hissettiklerimi, henüz bunları kağıda bile dökmeden. Genelde bir videoyu çekmeden önce videomun taslağını hazırlar, metinler yazar ve onları seslendiririm videolarımda. Ama şu an bilinç akışı şeklinde aklıma ilk gelen şeyleri sana aktarmak istedim. Çünkü kaybolsun istemedim. Aradan süre geçtikçe bazı şeyler maalesef aynı şeyleri hissettirmeyeceği için kelimelerde anlamlarını yitiriyor. Bu yüzden ben o anı olduğu gibi sana şu an aktarmak istedim. Çünkü benim için dün gece çok büyük bir an. Dur. Bir dakika. Kanalımıza abone olun. Videomuzu da beğenin. Issız köy yollarından deniz kenarındaki patike yollara, dağ tepelerinden otobanlara. Hoş, otobanları pek sevmesem de bazı zamanlarda buna mecbur kalıyorum. Tüm bu yollarda yaptığım yolculuklar, hatta eğer o yolla tek başımaysam hayata karşı başka neler başarabileceğimi bana bir haz daha gösteriyor. Çünkü motosiklet üzerinde bir yere ulaşmak, bir yere varmak için değil, bir yere gitmek için de değil. Sadece yola çıkarak yaptığım bir eylem sonucunda bir yere ulaşmış olmak gerçekten sana başarmışlık hissiyatını en derinden bir şekilde hissettiriyor. Çünkü mücadele veriyorsun. Yoldayken diğer tüm etkenlere karşı rüzgar, güneş, böcekler, hayvanlar, yola fırlayan eşyalar, arabalardan düşen sigara paketleri, kamyonlardan atılan çöpler ve diğer tüm bilinçsiz sürücüler, tüm araba sürücülerine karşı bir mücadele veriyorsun ve günün sonunda bir yere vardıysan motorunu düzgün bir şekilde park edip sol ayaklığını açarak motordan inerek yere ilk adımını attığında gerçekten hayata karşı verdiğin mücadeleyi tamamlamış oluyorsun. Ben çok sevdim motosikletinden bahsetmeyi. Çünkü benim için hayatın %90'ı motosiklet. Kalan %10'u da motosiklete binmek için yapılan hazırlıklardan ibaret. Bu yüzden motosikletle ilgili yolda olmakla alakalı daha çok şeyden bahsedeceğim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer ilgilenirsen.